Baktığımızda orada da beklenmeyen bir oy oranı, oy patlaması oldu. Meclis çoğunluğu sağlandı. Gerçekten saray gücüyle, devlet gücüyle hala da tartışmalar devam ediyor. Birazdan Sayın Binici'ye soracağım. Bir seçim süreci yaşandı ama sonuç CHP açısından Türkiye'de aydınlığa inanan milyonlar açısından büyük umut verici oldu. Bir devrim gibi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle sevgili Gül Çiftçi, sevgilerimi sunmak istiyorum. Beraber parti meclis üyeliği de yaptık. Şimdi de önemli bir görev yapıyor genç yaşta. Başarıların devamını diliyorum. Başta Hüsnü Bey'e sorduğunuz sorudan da devam edeyim ben de. Ne bekliyordunuz 31 Aralık'ta? Ben hep şunu söylüyordum, gerek televizyon konuşmalarımda gerek yazılarımda. Ya 89'a benzer bir sonuç alacak Cumhuriyet Halk Partisi. Yani 1989'da CHP'nin almış olduğu başarıyı tekrar edecek ya da hiçbir şey olmayacak. İkincisi, yani birinci söylediğim oldu. Çünkü baktığınız zaman konjonktürde bu seçim gerçekten 8 ay önce hatta yapılan seçimin koşullarından çok farklı bir hale gelmişti. Bir kere her şeyden önce genel seçimle yerel seçimlerinin yapıları çok farklıdır. Genellikle baktığınız zaman bugüne kadar geçen belediye başkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde öyle ittifaklar yoktur. Zaten kişiler, yani belediye başkan adayları sandıkta seçmeni, yani hemşeriyi birleştirir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bugün 3 Nisan çok önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma devrimleri içerisinde "Gülü görünce tekrar etmek isterim" altını çizerek kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkını aldıkları gündür ve nitekim de Cumhuriyet Halk Partisi birçok yerde ve çok önemli ilçelerde kadın belediye başkanlarına sahip oldu. O nedenle de tekrar kutlamak isterim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini. Konjonktür çok önemliydi. Biliyorsunuz Türkiye özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra müthiş bir hukuksuzluk ve aynı zamanda egonun çok yükseldiği bir yönetim düzenine girdi. Peşi sıra zamlar geldi ve özellikle 16 milyon emekliyi ilgilendiren yasalar yapılmadı. Yani ekonomi çökmüş bir vaziyetteydi. Ekonomiyi kurtarmak için gerekli hiçbir şey yapılmıyordu. Faiz neden enflasyon sonuç diyen bir ekonomist olduğunu açıklayan bir kişi tekrar cumhurbaşkanı olmuştu. Ve cumhurbaşkanı oluşa gelişi de son derece hukuk dışıydı. Yani üçüncü defa aday oldu, evet. Ki anayasaya aykırıydı. Yüksek Seçim Kurulu bir tek adam rejiminin, bir parti işgalinin içerisinde olan devletin örneklerini vermeye başladı. Yani bakanlar kamu görevlisi olmasına rağmen bu bakanlar milletvekili adaylıklarını bakan olarak sürdürdüler. Ben Urfa'ya gittim de mesela Adalet Bakanı Urfa milletvekili adayıydı. Ve şimdi de aynı şekilde birçok olaylar var. Ve seçim kurulu başkanlarını kendisi belirlemişti. Adalet Bakanlığı'nın bütün yetkilileri oradaydı. Dolayısıyla bir seçimi güvencesi olan Adalet Bakanlığı bir partinin yandaşı olarak ve bütün Türkiye'de baskı yapabilecek bir durumdaydı. Şimdi bakın sevgili Tuncay, Şanlıurfa'da, Hilvan'da seçimi DEM Partisi kazandı. Fakat kazandığı belli olduğu andan itibaren, oylar belli olduğu andan itibaren silahlı kişiler bir okuldaki 3 sandığı yaktılar ve şimdi seçim iptal oldu. Yeniden seçim yapılacak. Kazanan DEM Partisi. Buna benzer birçok olaylar sizin haberlerinizde de izledik. Hakkari'de izledik, şurada izledik, burada izledik. Bunların hepsi bir baskı rejimiydi. Evet. Artık Türkiye'de yaşayan yurttaşlar yeter dediler. Emekliler yeter dedi. Kadınlar sokak ortasında öldürülmekten, artık bunları görmekten bıktık, yeter dedi. Gençler bu ülkede bana gelecek yok diyerek yeter dedi. Ekonomi çökmüştü, bu ekonomiyi düzeltme doğrultusunda hiçbir şey yapılmıyordu. Dolayısıyla evet. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti
Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti yok etmeye çalışan, hilafeti, halifeliği getirmeye, hanedanlık kurmaya çalışan bir anlayışa da yok kardeşim artık. Kurtuluş Savaşı'nı veren bizim dedelerimiz, biz artık yeniden cumhuriyeti laik, demokratik, çağdaş hukuk devleti, demokrasiyi istiyoruz diye ortaya çıktılar. Bence bu ortaya çıkış Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin de bir tetiklemesidir. Bunu iyi görmek lazım. Yani bundan önce sığınılacak yer Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söylememize rağmen bu çok kulak ardı ediliyordu. Ve adaylar o rüzgarda, yani adayları tartışmak istemem. Adayların hepsi çok değerlidir. Şimdi kazandılar. Ama o rüzgarın getirmiş olduğu bir başarı ortaya çıktı. Hala uğraşıyorlar. Adalet Bakanı Bartınlı. Bartın'da o kadar büyük ara var ki biraz evvel sevgili Yusuf Bozkurt'un söylediği gibi oy farkı. Oraya bir şey yapamıyor ama Amasra'ya yapıyor. Amasra İlçe Seçim Kurulu Başkanı tekrar sayılmasına, oyların sayılmasına neden gerek yoktur diyor. Ama İl Seçim Kurulu Başkanı hayır gerek vardır diyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu hayır diyor. İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği kararı onluyor. Yani Amasra Belediye Başkanı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçiliyor. Ben burada bu seçimin Aydınlık Türkiye'ye geleceğini umutlandırmıştır. Yani 21 yıldır çekilen çile bu seçimde artık bitmiştir. Yalnız önümüzde çok ciddi bir şey var. Ben SHP'den örnek vermek istiyorum. 1989 seçimlerinde Tuncay sen de vardın orada çok daha genç olarak. O seçimleri takip eden insanlardan bir tanesiydi. Böyle bir başarı elde edilmişti. Çok büyük bir başarı elde edilmişti. O başarı daha sonra hükümette ortak koalisyon kurulmasına götürmüştü. Şimdi bu başarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar ortağı ya da iktidarın sahibi haline getirebilir. Doğru şeyler yapılırsa. Benim en büyük korkum bu başarının önündeki engel, en büyük engel siyasetçinin egosudur. Gül'ü gayet iyi tanıyorum. Onlar buna müsaade etmeyecekler. Parti meclisi ve parti yönetimi. Ama siyasetçi ve belediye başkanı bir zaman sonra o belediyenin gücünü kendi gücü zannederek yanlış şeyler yapabilir. Nitekim sevgili Genel Başkan Özgür Özel de bunun farkında, kibirli davranmayacağız dedi. Yani bizim belediyelerimizde kibir olmayacak dedi. Bu çok önemli bir uyarıdır. Aslında bütün belediye başkanı, 420'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlıklarını kazandı. Bunun 14 tanesi büyükşehir ki Türkiye nüfusunun %62.2'sini artık yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Türkiye'de elde edilen gayri safi hasılanın %82'sini böylelikle kontrol ediyor. O 82'ye hükmediyor yerel yönetim olarak. Bunu daha fazla çoğaltabilmek, gayri safi hasıladaki payı daha yükseklere götürürse Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, o zaman önündeki iktidar yolu açılır. Ama götüremezse sıkıntı vardır. Bir şeyi daha altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi SHP'nin 89 seçimlerinden bir farkı var. Bugün gördüğüm nokta. O gün CHP Türkiye'nin 2/3'ünde iktidardı ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef Güneydoğu ve Doğu'da %1 ile %3 arasındaki oy aldığı yerlerde de belediye başkanlıklarını kazanmıştı. Yani Van'da, Hakkari'de, Ağrı'da, Kars'ta, Siirt'te, Mardin'de, Diyarbakır'da. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık ağırlığını Türkiye'nin kaynaşması adına ciddi bir şekilde Doğu'ya, Güneydoğu'ya, Türk ve Kürt birleşmesine, kucaklaşmasına, Kürt sorununun çözülmesine dolayısıyla katkıda bulunabilecek bir siyaset biçimi ortaya koymalıdır. Yani bunu koymazsa iktidar olmak çok zordur ya da iktidar yarım olur. Türkiye'yi kaynaştıran ve bir hızlı bir atılım yapabilecek bir politikanın belirlenmesi gerekir. Çok teşekkür ederim Sayın Sağlam.